23 yıllık eşi tarafından 5 kurşunla vurulmuş, yere kendi kanıyla "annem babam hakkınızı helal edin, beni Ragıp vurdu" diye yazmıştı. Polis Nurtaç Canan'ı yaralayıp kaçan Cani Koca'nın peşine düştü. Dün nefes kesen bir operasyona saklandı, evde yakalayıp gözaltına aldı. Neden vurdunuz eşinizi? Pişman mısınız? Psikolojik şiddet, darp. Yapmadığı hiçbir şey kalmadı bu adamın bana. Çevire çevire ateş etti. Ben arkamdan kimin öldürdüğünü bilsinler diye kanımla yazı yazdım. Onu 5 kurşunla vurup ölüme terk eden Cani'nin 23 yıllık eşinin adını kanıyla yere yazdı. Polis Cani Koca'yı kıskıvrak yakalayıp gözaltına aldı. Pişman mısınız? Nurtaş Canan 23 yıl önce Ragıp Canan'la evlendi. O günden bugüne yüzü gülmedi. 23 yıllık eşimden her zaman darp gördüm. Her zaman psikolojik şiddet uyguladı. Şiddet her geçen gün arttı. Kesinlikle ayrılacağımı, o iş yerinde çalışmayacağımı, sana artık para kazanmayacağımı söylüyorum dedim. O da kalktı beni 5 kurşunla giriş çıkış ve damar patladı. Çok büyük acılar içerisindeyim. Ne yapsa kurtulamadı. Ayın 4'ünde şehirler arası ulaşım serbest olduğu zaman hemen biletimi kestim. Kaçmak istedim, kurtulmak istedim. Bana plan kurmuş. En dip odaya sürükleye götürdü. Ve orada çevire çevire ateş etmeye başladı. Beni ölüme terk etti. Katilim yakalansın diye düşündü. Kanıyla yere eşinin ismini yazdı. Orada öleceğime kesin biliyorum. Hani dedim arkamdan kimin öldürdüğünü bilsinler diye kanımla yazı yazdım. Anne, baba hakkınızı helal edin. Sakın üzülmeyin. Ragıp beni öldürdü ama ben kurtuldum. Yani bu adamdan kurtuldum. Neyse ki oğlu tam zamanında gelip hastaneye yetiştirdi. İyileşti ama ölüm korkusu hiç bitmedi. Beni lütfen bu adamdan kurtarın. Ağır ceza almasını istiyorum. Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ortak operasyon yaptı. Cani Koca'yı saklandığı evde yakaladı. Nurtaç Canan eşi Ragıp Canan tarafından 5 kurşunla vurulmuştu ve ölüme terk edilmişti. Kadın da öleceğini düşünerek kanıyla ismini vermişti. Neden vurdunuz eşinizi? Pişman mısınız? Saldırgan çıkarıldı, mahkemece tutuklandı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bir daha hiç kimse bu acıları çekmesin. Annem babam acı çekmesin. Genç evlatlar acı çekmesin. Ölümden beter şeyler yaşamasın.